Sevgili arkadaşlar, merhaba. Bugün sizlerle psikolojinin ilk konusu olan psikolojiye giriş, psikolojinin alanı, psikolojinin konusu gibi temel kavramların olduğu ve özellikle psikoloji ne demek, psikoloji niçin var, psikoloji hangi yöntemleri kullanarak işlerini yürütüyor, psikolojideki temel yaklaşımlar nelerdir gibi konular üzerinde duracağız. Dersimizin ana başlığı arkadaşlar psikoloji ve konumuz psikolojinin konusu ve alanı. Şimdi arkadaşlar biz psikoloji kelimesinin Yunanca bir kelime olduğunu ve kelime kökü itibariyle de arkadaşlar bakın psike yani psike arkadaşlar ruh demektir ve logos yani bilim anlamına gelen arkadaşlar ruh bilimi diye tanımlayacağız. Şimdi arkadaşlar psikoloji ruh bilimi demektir fakat ruh var mıdır? Ruh yok mudur? İşte ruh öldükten sonra nereye gider? Ölümlü müdür? Kalımlı mıdır gibi konularla ilgilenmez. Bunu özellikle iyi ayırt etmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar psikoloji ile ilgili biz ilk çalışmaların 1789 yılında William Wundt adında bir psikoloğun başlattığını biliyoruz. William Wundt arkadaşlar deneysel psikolojiyi ilk olarak ortaya atan bir bilim insanıdır. Şimdi genel anlamı itibariyle arkadaşlar psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. İnsan ve hayvan davranışları. Şimdi arkadaşlar psikoloji normalde insanların davranışlarını temellendirmeyi ve insanların hani neyi niçin yaptığını veya insanların işte bir karamsarlık esnasında nasıl düşündüğünü, bir öğrencinin diyelim sınavlara hazırlanırken kaygıyla nasıl baş edebilmesi gerektiğini, işte sıkıntıya düştüğü zaman çözümünün ne olması gerektiğiyle ilgilenir. Yani bunun belli birçok alanı vardır. Onları birazdan göreceğiz tabii ki. Ama genel anlamıyla arkadaşlar psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceliyor. Peki burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Hadi insan davranışlarını incelemesini anlıyoruz. Çünkü insanlara yardımcı olmak isteyen bir bilim çünkü. Neyini için yaptıklarını ortaya koyan, hangi davranışı hangi koşullar altında gerçekleştiriyor. Bunu öğretmeye çalışan bir bilim iken hayvan davranışlarını neden inceliyor? Şimdi burada arkadaşlar bakın yukarıda dedik ya William Wundt adında birisi bir psikolog ilk defa 1789 yılında deneysel psikoloji laboratuvarını kurmuştu. Şimdi ve insanların niçin davrandıklarını bulmak için deneyler yapıyordu. Ancak bazı deneyler arkadaşlar insanlar üzerine yapılamayacağı için ne yapmış William Wundt? Demiştir ki hayvanların davranışlarını inceleyerek de insanların neden davrandıklarını ortaya koyabiliriz demiştir. Ve özellikle arkadaşlar mesela şunu söyleyebiliriz. Buradaki hayvan davranışlarından kast da genel olarak hani incelenen hayvan da psikolojide arkadaşlar faredir. Çünkü farelerin arkadaşlar zihin yapıları, bilişsel yapıları insanlarınkine benzediği için hayvan davranışlarını da özellikle onları inceleyerek insanların davranışları üzerine yorum yapmaya çalışırlar. Ya bunun sebebi de arkadaşlar dedik insanların özellikle hani o bazı deneyler vardır ki insanlar üzerine yapıldığı zaman tehlikeli sonuçlar verilebiliyordu. O yüzden bir kurban seçilmesi gerekiyordu ve bunun da arkadaşlar hani bazı hayvanlar olduğu ile ilgili özellikle şeyler görüşler vardır diyebiliriz. Psikolojinin arkadaşlar genel olarak amacı insanların özellikle huzurlu ve mutlu yaşamalarını sağlamaktır aslında. Yani insanlar işte hangi davranışlar, hangi nedenler altında hangi davranışları sergiliyor bunu bulup
ve bir daha hani sıkıntı varsa, sıkıntılı olan bölümlerde diyelim o şekilde davranmaması gerektiğini bize öğreten bir amacı vardır psikolojinin. Yalnız arkadaşlar psikoloji bilimiyle psikiyatri mesela genelde birbirine karıştırılan kavramlardır. Hani bir mesela psikolojiyle uğraşan kişilere biz psikolog diyoruz ama psikiyatri dediğimiz grup özellikle hani tıp fakültesi mezunlarının uğraşmış oldukları yani beyinle ilgili işte o beynin içerisindeki damarlarla, hücrelerle vesaire ilgilenildiği için psikolojiyle arkadaşlar psikiyatri farklı iki alandır. Eğer hani psikoloji okumak istiyorsak illaki tıp fakültesi mezunu olmamıza gerek yoktur tabii ki. Şimdi arkadaşlar psikolojinin konusu özellikle hani dedik ya insan ve hayvan davranışlarını inceliyor. Peki burada önemli bir kavramdır bu davranış. Davranış ne anlama gelir onu açıklayalım. Yani psikolojinin davranış diye nitelendirdiği şey nedir? Şimdi arkadaşlar davranış konusunda bir uyarıcı vardır. Uyarıcı. Bir de uyarılan vardır. Yani arkadaşlar birisi etkide bulunur, diğeri tepkide bulunur. Yani biz davranışın arkadaşlar etki ve tepki sürecinde ortaya çıkan bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin arkadaşlar sınıf içerisinde diyelim bir size ders anlatan herhangi bir öğretmeninizin size kalem fırlatması veya size tebeşir fırlatması, defter fırlatması sonucunda sizin kenara çekilmeniz ve şöyle düşünmeniz. Yani öğretmen normalde size bu konuyu anlatıyor. Farz edin ki ben size buradan kalem fırlatıyorum. Ve içinizden birine diyelim ki Ahmet'e kalem fırlatıyorum ve Ahmet önce bir şey yapıyor. Yani irkiliyor veya kenarı çekiliyor. Sonra hemen şunu düşünüyor. Ya öğretmen bu konuyu bana anlatır, yani bu konuyu bize anlatırken bu deneyi, bu bir deneydir mesela çünkü bir uyarıcı vardır, bir etki vardır ve karşılığında bir tepki vardır. Bu deneyi acaba bana niye yaptı diye düşünmesi de aslında bir davranıştır. Yani hani sadece davranışın bu anlamda birazdan davranış çeşitlerini söyleyeceğiz ama sadece gözlenebilen veya işte çekilmeyle, koşmayla, yürümeyle, eğilmeyle ilgili olmadığını söyleyebiliriz. Yani bu anlamda düşünsel bir eylem de arkadaşlar davranış olarak nitelendirilebilir. Şimdi arkadaşlar davranış çeşitleri nelermiş onları görelim. Davranış çeşitleri. Biz arkadaşlar davranış çeşitlerini ikiye ayıracağız. Birincisi arkadaşlar gözlenebilme. Gözlenebilme durumuna göre davranışlar. Bir diğeri de arkadaşlar istem. İstem arkadaşlar irade demektir. Yani hani akılla bireyin kendi düşüncesiyle yapılandır. İstem ile istem durumuna veya irade durumuna göre arkadaşlar davranışlar olarak genel başlığımızı böyle ayıracağız. İkiye ayıracağız. Şimdi gözlenebilme durumuna göre davranışları da arkadaşlar yine kendi içerisinde gözlenebilen davranışlar ve gözlenemeyen davranışlar olarak ikiye ayıracağız. Şimdi gözlenebilen davranışlar arkadaşlar işte bireylerin yapmış oldukları eylem sonucunda fiziki eylem sonucunda mesela arkadaşlar koşmak mesela yürümek mesela işte arkadaşınızla silgi alışverişi yapmak kalem alışverişi yapmak gözlenebilen bir davranıştır. Mesela zil çalınca işte diyelim kalkmak, ayağa kalkmak, işte sınıftan dışarıya çıkmak gibi davranışlara biz gözlenebilen davranışlar diyoruz. Bir de gözlenemeyen davranışlar var. Bunlar da arkadaşlar mesela sevinme olabilir, üzülme olabilir,
Mesela ağlama peki arkadaşlar. Ağlama gözlenebilen bir davranıştır. Yani arkadaşınızın ağladığını, gözyaşını döktüğünü görebilirsiniz. Ama onun diyelim üzgün bir psikolojiye sahip olduğunu veya hani sevinçli bir psikolojiye sahip olduğunu, çünkü bunlar soyut şeylerdir arkadaşlar, gözlemeyebilirsiniz. Ama nihayetinde bu da nedir arkadaşlar? Bir davranış örneğidir. Mesela hayal kurmak. Hayal kurmak arkadaşlar zihinsel bir yetkinliktir. Dolayısıyla gözlenemeyen bir davranış olarak değerlendirilir. Bir de arkadaşlar dedik ki istem durumuna, yani irade durumuna göre davranışlar var. Onlar neler? Onlar da arkadaşlar yine üçe ayıracağız. Birincisi istemli davranışlar. Bir diğeri istemsiz.